Senden görüntüler geliyor ekranlarınıza. 362 yolcusu, 6 personeli bulunuyordu tren. Dün İstanbul'dan Edirne'ye, Edirne'den İstanbul'a, Halkalı'ya gelirken Çorlu yakınlarında raydan çıktı. İşte kazanın olduğu dakikalardan hemen sonra kaydedilen ilk görüntüler bunlar. Ve burada ilk birkaç vagonu ve makinası geçtikten sonra vagonlar raydan çıktı yan yatarak orada. Bu kazayı beraberinde getirdi. Saat 15.40'ta Edirne Uzun Köprü'den yola çıkmıştı tren. Saat 17 sıralarında Çorlu'da bir derenin üzerinden köprüden geçmek üzereyken raydan çıktı. O tabloyu da az önce Ulaşma Bakanı Ahmet Hasan anlattı. Yoğun yağmurlar nedeniyle bir noktada demiryolunun altındaki toprak boşalmış durumda. Ve orada bir boşluk oluşmuş. Ve bu oluşan boşlukta İşte ancak trenin orayların üzerinden geçmesinden sonra anlaşılabilmiş. İlk vagonu geçtikten sonra raydan çıkan trenin geri kalan vagonları da yan yatarak devrildi ve işte bir kısmı vagonların altında kalmak suretiyle 24 kişi hayatını kaybetti. Az önce bakanlar olay yerinden açıklamalarını yaptılar. İşte koordinasyon görevini üstlenen Recep Akdağ ve Ulaştırma ve Sağlık Bakanları birlikte kameralar önündeydi ve son notları paylaştılar. Bu tren kazasına ilişkin 362 yolcusu vardı. 6 mürettebatı İstanbul'a, Halkalı'ya geliyordu. Uzun Köprü'den Halkalı'ya geliyordu tren. Çorlu yakınlarında heyelan nedeniyle rayların altının boşalması sonucu, orada oluşan dengesizlik nedeniyle tren raydan çıkarak devrildi. Orada da 24 kişi hayatını kaybetti.